Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2021 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün e, Trabzonspor'un almış olduğu iki oyuncu var. Biri, Yunu, biri Yunus Mallı, diğeri ise Alanya Spor'dan Bakasetas. Bu oyuncuların ikisini incelemeye çalışacağım ve Trabzonspor'da bir sezon forma giydikten sonra nasıl bir performans verdiklerini incelemeye de çalışacağız sizlerle birlikte. Öyle bir simulate yaptık. Şimdi transfer mark verilerinden başlayalım. İlk önce tabii ki Yunus Mallı'nın transferine dair fazla detay bilmiyoruz. Yunus da, Mallı yani ne şartlarda gelecek e, takıma diye. Ama Yunus Mallı'nın bir Wolfsburg dönemi var. Çok ciddi e, bonservis bedelleri ödendi. Oradan sonra e, çok böyle bir nasıl denilebilirse e, form yakalayamadı. Zaten Milli takıma da çok fazla verimli olmuyor bu dönemlerde. E, açıkçası kariyerini yeniden canlandırmaya uygun bir oyuncu Yunus Mallı. Enteresan bir nokta da var. Babası menajerliğini yapıyor kendisini. 24 Şubat 1992 doğumlu. Kariyerinde Borussia Mönchengladbach, Mainz, Wolfsburg, Union Berlin gibi takımlarda forma giymişti. Hatta burada bir sezon önce de Union Berlin'e yaklaşık 6 aylık bir kiralık dönemi olmuştu. Oradaki verilerini sizlere şöyle gösterebilirim herhalde. Yunus Mallı yazalım. Oyundaki Yunus Mallı'ya gidelim. Yunus Mallı'nın profili geldiğinde geçmişine bakalım. Union Berlin'de 13 maçta forma giymiş, hiç gol atamamış. Kariyerinin en parlak dönemini 15-16 sezonunda Mainz forması giydiği dönemde Bundesliga'da yaşamış oyuncu. Wolfsburg'da çok göze çarpan böyle harika performansları oldu dersem yanılmış olurum. Şurada belki 17-18 sezonunu söyleyebiliriz. Orada asist ortalamalarını da görmüyoruz. Şöyle transfer marktan bakalım hatta profilinin genel bakışına ee, şöyle 16 17 diyelim. 16 17 sezonunda 7 gol 7 asistle oynamış Bundesliga'da. 17 18 sezonunda ise kendisi 5 gol 4 asistle oynayabilmiş. Yunus Mallı Yunus Mallı e, profil bakımından çok iyi bir oyuncu profili çiziyor bize. Özellikle teknik, özel yetenek, vizyon çeviklik gibi özellikleri çok iyi seviyede. Zaten oyuncu tamamen teknik üstüne kurulmuş bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. 25 milli maçta oynamış. Bugüne kadar oyunun başında böyleydi en azından. Son maçlarda, son kadrolarda kendisini yer bulamamış bir oyuncu. Serbest vuruş kullanma özelliği ortalama civarında. Gözüme çarpan düşük özelliklerinden bir tanesi konsantrasyon özelliği. Trabzon'da umarım bu özelliğinden dolayı başı çok ağrımaz. Güç özelliği zayıf. Zaten Teknik ağırlıklı bir oyuncu olduğu için 10 numara mevkisinde çok da güce ihtiyacının olduğunu söylersek e, yanılmış olmayız diye düşünüyorum. Pozisyon alma özelliği e, bir nebze düşük ama e, çok da önemli değil. Savunma ile alakalı bir özellik değil sonuçta. Savunma ile alakalı bir özellik, savunma ile doğru orantılı bir oyuncu değil sonuçta. Yunus Mallı 137 yetenek puanıyla karşımıza çıkıyor. 150'ye kadar ulaşması bekleniyor kendisinin ve şöyle gizli özelliklerine baktığımızda uyum özelliğinin düşük olduğunu görüntülüyorum. Onun dışında baskıya dayanıklı özelliği de düşük. Zaten konsantrasyonla doğru orantılı şeyler. Tartışması düşük. Süreklilik özelliği 9, önemli maçlardaki formu 10. Yani bunlar biraz can yakıcı özellikler açıkçası. Süreklilik özelliği ve önemli maçlardaki formu bir oyuncu için çok önemli noktalardan bir tanesi. Yunus Mallı'da da kariyeri boyunca bunların eksikliğinin ortaya çıktığını söyleyebilirim. Çünkü bu özelliklerle Hakan Çalhanoğlu'yla Aynı seviyede olması, olmaması için hiçbir sebep yok ortada maalesef ki Yunus Mallı bunun e, ters orantısında ilerliyor kariyerine umarım Trabzonspor'a ve Trabzon'un arkadaşlara hayırlı olur di diyorum ve e, hemen Bakasetas'a geçmek istiyorum Bakasetas transferi ile ilgili e, bilgilerimiz var arkadaşlar Bakasetası 3 milyon euro karşılığında Alanya Spor'dan kadrosuna kattı e, enteresan bir şekilde Bakasetasta 10 numara mevkisinde forma giyiyor. Hatta şuradan şöyle bir profilini gösterirsek. Orta sahanın ortasında ve kanatlarda oynayabildiği söyleniyor oyuncunun. Ama asıl mevkisi 10 numara. Koring doğumlu kendisi. Ee, ve Trabzonspor'a geldiğini söyledim. 3 milyon euro ve e, iyi de bir maaş ödeyecekler oyuncuya diye duydum ben açıkçası. Tam detayları e, bilemiyorum. E, şeyde açıkladılar anladığım kadarıyla. E, Kapta açıklandı. E, kariyeri boyunca Alanya'ya gelene kadar hep e, Yunanistan liginde forma giydi. En son A.E.K.'dan Alanya'ya 500 bin euro karşılığında geldi oyuncu ve 3 milyon euroya e, Trabzonspor'a gitti. Alanya Spor' hemen oynattığı zamanın Parasını cebine koymuş oldu. Hem de 2.5 milyon euroluk ciddi bir para kar etti. Ondan bu sezonda 19 maçta 7 gol 2 asistle oynuyordu Bakasetas. 2 Türkiye kupasında 2 asisti var. Bakasetas çok teknik bir oyuncu. E, Trabzonspor'a muhakkak çok faydalı olacaktır. Zaten uzaktan attığı gollerle ligimizi şenlendiren bir oyuncuydu. Ve uzaktan şut özelliği zaten 17 olarak karşımıza çıkıyor. E, Teknik özellikleri iyi seviyelerde, savunması kötü sadece ve uzaktan uzun taçları zayıf. Yani bunlar çok önemli şeyler değil açıkçası 10 numara oyuncusu için. E, bitiricilik, dripling, ilk kontrol, işte kafa vuruşu birçok özelliği çok iyi seviyede oyuncunun. Yani gerçekten tam bir win-win e, oyuncusu diyebiliriz. Gizli özelliklerine de biraz sonra göz atacağım. Oyuncunun özel yeteneği 13. Ortalama teknik oyunculardan tabir ettiğimiz bir oyuncu. Teknik özelliği de 14 olarak belirlenmiş Bakasetas'ın. Geçtiğimiz sezon Alanya Spor'la 34 maçta 10 gol atmıştı. Bu sezon 19 maçta 7 gol attı. Bu sezon çapında düşünülürse bu Vermiş olduğu katkıyı bayağı yükseğe çekecekti. Şimdi Trabzonspor için forma terletecek, forma giyecek oyuncu. Onu da söyleyebilirim. Oyuncunun gizli özelliklerine bakalım. 130 yetenek puanı ve tam potansiyelde gözüküyor oyuncu. Uyum özelliği ortalama seviyelerde hırs çok iyi, aidiyet duygusu harika, baskı edenlik iyi, profesyonellik iyi, sportmenlik iyi, huy iyi tartışma yok sürekli güzelliği iyi ve önemli maçlardaki formu da çok iyi Bakasetas'ın Bakasetas Trabzon için çok farklı bir etki yaratabileceğini düşünüyorum ben oyunda çok profil yansımasa da Trabzonspor'un yıllardır beklediği o 10 numara profiline çok uyacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Bakasetas'ın Yunus Mallı ile aynı mevkide oynamaları biraz handikap olabilir ama Yunus Mallı da Bakasetas'ta Öndeki 3 pozisyonda çok rahat oynayabilen oyuncular. Bundan dolayı Abdullah Avcı'nın eli bayağı rahat olacak bu konuda. Oyuncuların tanıtımlarını yaptığıma göre hemen bir sezon sonrasına gidelim. Bakalım bir sezon boyunca hem Bakasetas hem de Yunus Mallı Trabzon forması altında neler yapmışlar bunları görüntüleyelim. Evet dostlar bir sezon sonrasındayız. Hemen Trabzonspor yazalım. Trabzonspor yazalım. Trabzonspor ligi 4. sırada tamamlamış Abdullah Avcı etkisiyle. Ve 69 puan toplamışlar. İyi de puan toplamışlar açıkçası. Onu da size söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Trabzonspor kadrosuna geldiğimizde oyuncularımızdan ilk bakmamız gereken oyuncu Yunus Mallı. Yunus Mallı sezon boyunca yetenek puanında herhangi bir düşüş yok gözüküyor. 29 yaşına gelmiş oyuncu ve oynadı 37 maçta 9 gol 8 asistlik. 17 gole doğrudan katkı verdiği bir performansı var. Sezon boyunca da 41 maçta 10 gol atmış 8 asist yapmış oyuncumuz gerçekten iyi bir sezon geçirmiş aslında. buradaki handikaplı özelliklerine rağmen dersen pek yanılmış olmayacağım Yunus Mallı konusunda. Geri geldiğimde Yunus Mallı'ya Bakasetas'a bakacağım. Tasos Bakasetas. Bakasetas sadece 15 maçta değerlendirilmiş. Dediğim gibi mevkisinde çok alternatifi olduğu için e, Trabzonspor'da Bakasetas'ın çok fazla oynatılmamış ve e, toplamda 17 maçta forma giyebilmiş sezon boyunca bir gol atabilmiş bu maçlarda. Bu golü de Kupa'da atmış Bakasetas. Bakasetas'ın yetenek puanına baktığımızda e, 128 önerilen yetenek puanı var. Şu anda 130 yetenek puanıyla karşımıza çıkmakta Bakasetas diyebilirim dostlar. Bakasetas'ın profili de bu şekilde arkadaşlar. oyuncularımızı incelediğimize göre videonun sonuna gelebiliriz. Hem Yunus Mallı hem de Bakasetas Trabzonspor'a ve Trabzonspor camiasına hayırlı olsun. Trabzonsporlu arkadaşlara hayırlı olsun. Umarım istedikleri verimi alabilirler. Sakatlıksız bir, bir sezon geride kalır iki oyuncu içinde. Türk futboluna hayırlı olsun diyelim ve videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar iki oyuncuyu da incelemeye çalıştım. Umarım incelemem. Hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı. Ayrıca da kanala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Ve bir başka futbolcu incelemesinde görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.